Değerli dostlar, herkese yeniden merhaba. Gazze katliamı çerçevesinde vermiş olduğum bir haberde hatırlayacaksınız. İsrail'in ünlü savaş kabinesinde faşist bakan Itamar Ben-Gvir ile İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi arasında müthiş bir kavganın yaşandığını ve sivil asker birbirlerine girdiklerini aktarmıştım. Linkini veriyorum, oradan bir bakarsınız. Esasında gelen bilgiler tahmin edilenden çok fazla sayıda kayıplar veren İsrail ordusunun Gazze'de, bir de Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen yoğun baskılar çerçevesinde İsrail aşırı sağ hükümetinin siyasetçileriyle ciddi bir çatışmaya girdiği ve giderek bu çatışmanın ya herro ya merro noktasına doğru ilerlemekte olduğu yönünde. Çok enteresan. Savaşan bir ülke, kendini milli bekası için feda ettiğini savunan bir takım siyasetçiler ve ülkesi için savaştığını söyleyen generaller, ama işin perde arkasında özellikle o hükümeti oluşturan aşırı sağ kanadın politikacıları nedeniyle artık sabrı taşmakta olan bir ordu kurmayları grubu. Çok enteresan. Bu nereye varabilir, ne olur, hep beraber izleyeceğiz. Bugünden öngörmek mümkün değil. Çünkü sonuç itibariyle Gazze katliamı, onların savaşı devam ediyor. Bunun orta yerinde nasıl bir çatlama olabilir bilemiyoruz. Ama Itamar Ben-Gvir'in Genelkurmay Başkanı ile yaptığı kavgadan bir sonraki toplantıda istifaya kalktığı yolunda bilgi var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen düşük yoğunluklu Gazze Savaşı konusu tartışılırken düşük yoğunluklu savaş teklifleri kabul edilemez. Bu ancak Hamas'ın başarı kazanması demektir. Aynı zamanda şu anda var olan İsrail savaş kabinesinin kısıtlanmış savaş kabinesine dönüşmesidir. İsrail'in Gazze'ye olan saldırılarının azaltılması fikri hükümetin savaş kabinesinin başarısızlığı olarak değerlendirilir. Eğer böyle devam edecekse, bakın ha, savaşın dizginlerinin esas olan genişletilmiş kabineye verilmesi gerekir. Hamas Gazze'de kesin olarak yenilgiye uğratılmadan ve rehinelerin tamamı kurtarılmadan mevcut savaş stratejisi değişecekse bizim bu hükümette yer almamızın gereği kalmamıştır diyor. Yani ben gidiyorum diyor. Böyle bir hükümet eğer savaşı yumuşatırsanız ben Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ünlü faşist, ben gidiyorum diyor. Böyle bir şantaj yapıyor size. Çünkü bir oyla duruyor orada hükümet. Bir oy. Yani birisi gittiği an zaten hükümet yok ülkede. Böyle bir durum. Ve gerçekten bir de bu daha önce vermiş olduğum işte bu Cenin kampındaki bir caminin minberi önünde elinde caminin hoparlör mikrofonuyla ilahiler söyleyen İsrailli askerlerin soruşturmaya uğraması çerçevesinde çıkan kavgada şöyle bir diyalog olmuş. Netanyahu'yu ulaşamamıştım bilgisine, yeni ulaştım. Itamar Ben-Gvir demiş ki askerleri kovarlarsa vay halinize. Yoav Gallant da demiş ki Halevi de demiş ki beni tehdit etmeyin, İsrail ordusundaki değerlerin ne olduğunu ben karar veririm. Netanyahu ne demiş? Yeter, cevabını aldık. Ve sonra da çıkmış gitmiş. Yani kendi genelkurmay başkanına demiş bunu. Kendi cevabı, kendi genel. Yani Netanyahu'nun kendi ordusuyla bir meselesi var aynı zamanda. Zaten öyle bir karakterin herkesle bir meselesi olur. Yani o özel bir karakter. Bela arayanlar cemiyeti. O yüzden
Şimdi background bilgi olarak, yani perde arkası bilgi olarak çok enteresan noktalar var. Mesela uzmanlardan biri diyor ki, ordu artık Hamas'ı yok etme yerine Hamas'ı yönetme ve savaş becerisine ölümcül darbe vurma yorumları yapıyor diyor. Yani Hamas'ı yok etme projesi sivillerin elinde kalmış bir proje. Ordu tabii ki teknik olarak bu konuyu iyi bildikleri için tamamını yok edemeyeceğini bildiğinden şunu söylüyor. Bu Hamas kalabilir ama savaş becerisini yok etmemiz gerekiyor. Savaş becerisine ağır darbe vurmamız gerekiyor. Mesele çok farklı. İkisi arasında çok ciddi bir fark var. Ve Genelkurmay eski başkanı Gadi Eisenkot bakın neler söylüyor. Ordu intikamcı açıklamalardan rahatsız. Siviller yapıyor bunu. Ordunun savaştaki ahlaki kavramı giderek öne çıkıyor ve aşırıcı bakanlarla çatışma kurumsal kimlik kazanmış durumda. İsrail ordusu kendisini 200 nakliye uçağı seferiyle dev askeri yardımda bulunan 14.3 milyar dolarlık yardımı planlayan İstihbarat ve özel kuvvetler hareketlerinden büyük destek sağlayan Pentagon'un hassasiyetlerine çok saygılı. Yani İsrail ordusu, Lloyd Austin geldi yani Amerika'dan, savunma bakanı. Onunla yapılan görüşmelerin sonucunda Pentagon'u kızdırmamak, onların hassasiyetlerine daha çok dikkat etmek yolunda bir fikir birliği oluşturmuşlar. Fakat bu düşük yoğunluklu bir savaş mı yoksa işte oradaki bombalamaların belirli bir oranda zayıflaması mı? Gerçi son iki günde yine 400 masum insanı öldürdü İsrail orada ama. Yani buna benzer bir hassasiyet göstermek zorunda hissediyor ordu kendine. Yoksa Pentagon'la birbirine gireceğinden korkuyor. Amerika Birleşik Devletleri geniş tabanlı ve Arapların hassasiyetini de içeren bir barış planı da hazırlamış durumda. Bu plan bugünkü İsrail hükümeti açısından geçersiz bir plan. Öyle bir planı falan istemiyor Netanyahu, Itamar, bilmem ne falan. Kavga büyük. Ama Amerikan ordusu diyor ki gerçekçi hedefler doğrultusunda savaşı sürdürün. Şu anda hayalci hedefler doğrultusunda sürdürdüğünüz için büyük bir yıkıma neden oluyorsunuz ve bu yıkımın altında kalacaksınız diyor. Amerikan ordusu söylüyor bunu İsraillilere ve Anthony Blinken, Lloyd Austin'in bu söylediklerini resmen açıkladı. Şöyle açıkladı. İsrail'in Hamas tehdidini ortadan kaldırmakla Gazze'deki sivil kayıplarını azaltmak arasında seçim yapmak zorunda olmadığına inanıyoruz. İsrail'in bu ikisini de yapma zorunluluğu var. Yani Hamas'la savaş ama sivil öldürme diyor. Bunu yapabilirsin, ikisini birlikte yapman lazım. Ve her ikisini de yapmakla stratejik çıkarı var. İki devletli çözüm Amerika dahil tüm tarafların zor seçimler yapmasını gerektirmektedir diyor. Yani iki devletli Filistin çözümüne ben de çok mu canı gönülden katılıyorum? Hayır. Ama hepimizin zor bir seçim yapması lazım diyor adam. Şimdi bu bütün savaşın gidişatını önümüzdeki iki hafta içinde değiştirecek bir durum. Onu söyleyeyim. Hoşça kalın.